düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli dostlarımız. Rabbimize sonsuz şükrediyoruz ki yine bizleri bir iman hakikatleri isimli programda gönülden gönüle buluşturdu efendim. Güzel manalar konuşacağız yine bugün. Manaların içerisine girmeye çalışacağız. Şu kitaplardan İslamiyet'i hayatımızın içerisine almaya çalışacağız. Sadece yazılı olarak kalmasını kenara bırakıp hayatımızla da yaşayarak o yazılanları toplumun içerisinde hayatla hayatlandırmaya bu programlarımızda çalışacağız inşallah değerli dostlarımız. Evet, yine bu hafta güzel bir mevzu eşliğinde programımızı gerçekleştireceğiz. Günün ortası diyeceğiz bugün programımızın konu başlığına. Günün ortası, yani öğle namazını bugün ele alacağız. Öğle namazını anlamaya, kavramaya çalışacağız. Öğlen namazına bir müminin, bir insanın ne kadar muhtaç olduğunu, bu namazı kılmanın hem dünya hem ahiret noktayı nazarında insana ne kadar güzel faydalar sağladığını bugünkü programımızda inşallah vaktimiz el verdiği nispette anlamaya çalışacağız. Namaz imanın alametidir. Kalbin ruhudur. Ruhun hayatıdır, kuvvetidir. Müminin miracıdır. Mümini en yüksek bir seviyeye taşıyan bir makamdır namaz. Bu çok önemli bir şey. Bakın Cenab-ı Rabbül Alemin Müddessir suresinde buyuruyor ki, sizi diyor bu ateşe sürükleyen nedir? Onlar cevap verirler. Biz dünyadayken namaz kılanlardan değildik. Oo, Allah muhafaza etsin. Allahümme ecrina minenler. Rabbim cehennem azabından bizleri muhafaza eylesin inşallah. Namaz şükrün bütün çeşitlerini içinde barındırır. Bak, bu çok önemli bir şey. Namaz şükrün, şükretmenin bütün çeşitlerini içinde barındırır. Aslında namazı hayata yaymamız gerekiyor. Namazı hayatın içerisinde her safhada yaşamamız gerekiyor. Yani namaz kılmak demek sadece huzurda el pençe divan durup kıbleye yönelmek, o dualara, sureleri okumak demek değil. Bakın namazın içerisindeki manaların hayatın her kademesinde bulunması demektir namaz. Mesela namazda kıbleye yöneliyoruz. Farzıdır namazın istikbali kıble. Yani bizim her zaman gayemiz, amacımız, niyetimiz, kıblemiz olacak Kabe. Kalbimiz zaten bir Kabe'dir. O nuru, o manayı, o ruhu hayatımızdan kaybetmeyeceğiz. Yani alemimizde haccı, umreyi her zaman yaşayacağız. Yani nasıl Mekke-i Mükerreme'ye gittiğimiz zaman oradaki hayat akışımız, düsturlarımız, davranışlarımız, hissiyatlarımız değişiyor. Her anımız sanki Kabe'deymiş gibi geçecek hayatın içerisinde. Bakın namazda teslimiyet vardır, itaat vardır, boyun bükmek vardır Rabbine. Her anımızda, ticaretimizde, uykumuzda, konuşmamızda, yaşantımızda, toplum ilişkilerimizde o İslami itaati, o Rabbine olan boyun büküklüğünü her kademede yaşamak gerekiyor.
Bak namazda yeme içme yoktur. Yani bir nevi oruçludur insan namazda. Namazdaki yeme içme, biliyorsunuz nohut tanesinden büyük bir şey yutulduğu zaman ağızdaki olan namaz bozuluyor. Yani namazda bir nevi yeme içme yasağı vardır. O yüzden hayatın içerisine orucu yaymak gerekiyor. Ya Allah Allah. O yüzden çoğalt da çoğalt bunu. Bunlar bir uç olsun. Aklımıza bir kapı olsun. O mananın içerisine girmek için birer numuneyi imtisal olsun. O noktayı nazardan bunları alemimizde tefekkürle, akıl ederek, düşünerek, çoğaltarak namazın her kademesini hayatın her safhasında ciddiyetle yaşayacağız Allah'ın izniyle. O kadar önemli ki namaz. Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Siyer-i Nebevi'de okuduk. Savaş devam ediyor. Namaz vakti çıkmasın diye bir grup sahabe efendimiz namazı kılıyor. Diğerleri müdafaa ediyor. Dönüşümlü olarak tekrar onlar namaza geçiyor. Namazını kılanlar müdafaya devam ediyor. Bu nedir Allah aşkına? Buradaki can pazarında, o savaş meydanında, yani namazın terk edilmemesi bize ne ifade ediyor? Bunu hiç düşündük mü? Başında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var o mananın. En baş erbab, en birinci önder o dönemde bakın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en kamil insan. O bunu tavsiye ediyor. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin ayet-i kerimede ona uymamızı tavsiye ediyor bize. Savaşta bile terk edilmiyorsa namaz. Çalışırken, günün içerisinde işim var efendim deyip, işini bırakmayıp namazı terk etmek ne oluyor şimdi Allah aşkına? Nasıl bir örtüşmezlik bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bizim hayat tarzımız? Hayır getirir mi sizce bu uyuşmazlık? Ne dünya saadeti getirir, ne ahiret saadeti getirir. O yüzden ihmal etmeyeceğiz ben namazımızı. Vaktinde şöyle çakı gibi bir Müslüman olarak adam gibi kılacağız Allah'ın izniyle. Beraber başaracağız bunu yapamayanlar için. Omuz omuza vereceğiz. Paslaşacağız. Bir araya geldiğimizde işler nasıl? Ödemeleri yapabildin mi'nin yanına namazını kıldın mı kardeşimi de ilave edeceğiz bundan sonra. Kılmadıysan hadi beraber halledelim mi idare edeceğiz bundan sonra. Hadi yürü namaza gidelim mi ilave edeceğiz bundan sonra. Bu istikamette gidilmesi farzdır, namaz farz ya. Gaflet edip kılamayan mümin kardeşlerimize gafletini kırıp kılabilenler ön ayak olsunlar bir zahmet lütfen. Yardımcı olsunlar. Hadi beraber gidip namazımızı eda edelim diye o kardeşlerimize yardımcı olsunlar inşallah. Evet, öğle namazını ele alacağız dedik bugün. Zuhur namazı diye geçer. Günün ortası başlığı adı altında. Şuradan bakalım 9. sözün 5. nüktesinden ve zuhur zamanında kısmından okuyup şu mananın bir parça içine girmeye çalışalım efendim, vaktimiz el verdiği nispette. Evet, ve zuhur zamanındaki, yani öğle namazı vaktindeki, o zaman gündüzün kemali, artık gün olgunlaşmış, hani çocuğun delikanlı olması gibi, gün olgunlaşmış, öğlen vakti olmuş bakın, ve zevale meyli, artık tam zirve noktasında gün, batmaya yaklaşıyor. Tepedeyken gün artık batıya doğru meylediyor. Gün bitmeye başlamış bakın. Ve yevmi işlerin avan tekemmülü, yani artık o saate kadar kazanmışsın. Dünya sana yardımcı olmuş. Cenab-ı Rabbül Alemin bunları sana sebep yapmış. Kazanç elde etmişsin. Yani öğleye kadar çalışmışsın. Yorulmuşsun. Kazanç elde etmişsin ve meşagilin tazikinden
muvakkat bir istirahat zamanıdır öğle namazı. Dünya meşgalesinden geçici bir ara verme zamanıdır öğle namazı vakti. Ya. Bakın, mesela insan çalıştığı iş yerlerinde bedenen yorulan bir varlık olduğu için ne yapar? Bir çay molası verilir. Bir istirahat verilir. Bir yemek molası verilir. Neden? İnsanın buna ihtiyacı var ya. İnsan bundan vazgeçemez. Muhtaçız biz buna. Onun için bakın, çalışmışız, öğleye kadar emek sarf etmişiz, gayret sarf etmişiz. Nasıl bedenin dinlenmeye ihtiyacı varsa ruhun da dinlenmeye ihtiyacı var. Ruh tamamen dünya ile meşgul olduğu için ve dünya ile meşguliyeti hiç sevmediği için Rabbine, özüne dönmek için bir fırsat arar. İşte o ruhun dinlenme fırsatı bedenin dinlenme fırsatıyla eşdeğer bir şekilde öğle namazı molasında elde edilir. O ruh öğle namazı vaktinde dinlenir. O beden öğle namazı vaktinde dinlenir. O yüzden dinlenmeye muhtacımız var. Muhtaçız. Mesela bakın, bir insan hani artık çalışır. Belli bir miktar kazanmıştır. Kanaatkardır da ve artık emekli olmuştur. Bu insan artık yetiversin kazandığım. Bunlar benim hem dünyalığım hem çoluğumun çocuğunun da dünyalığı temin eder deyip bir kenara çekilme ihtiyacı hissetmesi gibi. Ya insaniyette var bu. Yok mu? Elbette var. Ne yapıyor bakın, bir tarla alıyor, bir dağ evi satın alıyor, bir bal evi satın alıyor, bir tatil köyünden bir ev satın alıyor veya bir kaplıcadan bir devre mülk alıyor. Gidiyor orada kenara çekiliyor. Neden? Artık belli bir şeyi elde ettikten sonra insan kenara çekilme ihtiyacı hisseder. Yetiversin artık der. Ben bu dünya için mi yaratıldım? Çalış nedir bu der. Yani insan fıtratında var olan bir şey bu. Bunun talimini ve terbiyesini Cenab-ı Rabbül Alemin ömür boyunca öğle namazı molasıyla bize yaşatıyor, bize bu manayı hissettiriyor. O yüzden öğle namazı hayatın bir gerçeğidir. Hayatın içerisinden çıkarılmayacak derecede önemli bir namaz vaktidir. Ya öyle sadece kıldım oldu bitti değil. İşin özüne inmek lazım. İşin derununa inmek lazım. Manasını kavramak ve anlamak lazım. Çünkü insan akılla çalıştığı için, akıl yoluyla bazı şeylere devreye sokup başardığı için İnsanın aklını kullanması gerekiyor. O yüzden sadece kılın öğle namazını demek yeterli gelmeyebiliyor. Niçin de kılması gerektiğini aklını ikna edecek derecede ifade edip anlatmak gerekiyor insanlara. İşte biz de burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Ve devam edelim bakın. Devam edelim öğle namazını şöyle temsillerle, hayatın içerisindeki gerçeklerle anlamaya ve kavramaya çalışalım. Rabbim nasip etsin inşallah. Evet, devam ediyoruz. Ve o fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyacı vardır. Tekrar okuyorum bakın. Ve o fani bekasız, geçici, çıkıp gidecek olan, yani ahirete gittiğinde burada bırakacak olduğun, hani rüyada çok zengin olmuşsun, malın mülkün olmuş, bir uyanıyorsun, hepsi misal aleminde kalmış, hiçbirini buraya getirememişsin. Aynen öyle de,
dünyada çok varlık sahibi olmuşsun, bir ahirete geçiyorsun, hiçbirini sevaptan başka öbür tarafa götüremiyorsun. Ne kadar ağır gelir insana. İşte o yüzden dünyanın faniliği, geçici olması insanın kalbini acıtıyor. Neden? Çünkü kalp beka istiyor, devamlılık istiyor, süreklilik istiyor. Şimdi devam ediyorum bakın. Dünyanın fani, bekasız, devamsız, ağır işlerin verdiği gaflet. Dünyanın ağır işlerinin verdiği gaflet. Öyle kaptırıyoruz ki mesela dünyaya. Aa, ezan vakti geldi mi ya? Ne çabuk akşam ezanı okundu diyor adam. Ve kafayı kaldırmış. Aa, gün bitmiş ya. Yani çok meşgul ediyor insanı. O kadar meşgul ediyor ki çok enteresan bir şey. Bakın, alıyor içerisine seni. Bildiğin yutuyor ya. Etrafımızı kaplıyor. Oo, çok acayip bir şey bak. Ve bu da insana gaflet veriyor. Unutturuyor. Cenab-ı Rabbül Alemin, dikilin günlük bir saat, istediğiniz vakitte namazı kılın, aradan çıkarttırın diyebilir miydi bize? Diyebilirdi, teklif ondan gelebilirdi. Kainatın sahibi de o, namazın sahibi de o, bizim sahibimiz de o. Ama dememiş. Ne yapmış bakın? Beş vakit tanzim etmiş. Her vakit başında ezan okundurarak sana hatırlattırılıyor. Sen buraya için var edilmedin. Senin bir Rabbin var. Senin bir dinin var. Senin asli bir vazifen var. Senin kulluk vazifen var diye dünya meşgalesinin bize unutturduğu bu manaları Rabbimiz taksit taksit günün parça parça bölümlerini ayırarak namaz ezanıyla bize hatırlattırıyor. Ya unutmamamız için, unutmamamız için hatırlattırıyor. Şimdi birisine sesleniyorsunuz. Ahmet, Mehmet, arkadaşınız ya. Durmadan sesleniyorsun. Ve kafasını çevirip sana bakmıyor. Buyur ne istiyorsun demiyor. Nasıl ağırınıza gider ya? Ne hissedersiniz Allah aşkına? Ya ne hissedersiniz? Çok canınız yanar, çok kalbiniz acır. Ve sürekli böyle, sürekli böyle. Çağırıyorsunuz, sesleniyorsunuz. Ne var buyur, beni arayıp duruyorsun, seslenip duruyorsun demiyor adam. Bir telefonla arama yapıyoruz. O için aramayı görmeyen insan sana geri dönmediği takdirde bile acıyor kalbiniz. Ağrınıza gidiyor. Ya o yüzden Rabbimiz sesleniyor ya. Beş vakit ezanla. Ahmetler, Mehmetler, Hamzalar, Ömerler. Sesleniyor durmadan. Ey kullarım diye sesleniyor durmadan. Ya nereye kadar bakmayacağız? Ya ne bu sesleniyor? Niye bu hoca çıkmış ezan okuyor tepeden? Niye bağırıp duruyor? Ya bir kulak verin ya. Buyur deyin. Ne istiyorsunuz benden? Bir dönün ya. Yani arkadaşınıza seslendiğinde, size dönmediğinde nasıl ağrınıza gidiyorsa şu hissiyatı Cenab-ı Rabbül Alemin hissetmiyor mu sizce? Bir bakın Allah aşkına. Bir kulak verin. Ya bir kulak verin. Yaşanmış bir hadise bakın. Daha önce dinlemiş olan kardeşlerimiz de olabilir. Bir yere imam tayin ediliyor. Sabah ezanını okuyor, kimse gelmemiş. Namaza bir beldede bir daha okuyor, kimse gelmemiş. Bir daha okuyor, kimse gelmemiş. Arkasından ne yapıyor? Sela vermeye başlıyor. Millet de demiş ki kim öldü acaba? Çıkmış dışarı, kim öldü, kim öldü, kimsenin haberi yok. Hocaya koşmuşlar. Ya sen sela okudun, hayırdır kim öldü? Ya üçtür ezan okuyorum. Hiç kimse kalkıp da gelmedi. Herhalde bu beldenin halkı öldü diye ben de sela okudum demiş. Bak ölmemişsiniz meğer diyerekten espri yapıyor. Yani gerçek yaşanmış bir hadise. O yüzden selamız okunduğunda tabut içerisinde camiye gitmektense kendi ayaklarımızla ezan okunduğunda yürüyerek gitmek bizim için daha avantajlı olacaktır. İnanın kârda oluruz bakın yani bakın. Ya kârda oluruz. Evet, fani dünyanın bekasız, devamsız,
ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten, ruhun teneffüse ihtiyaç vaktidir öğle namazı. Ruhumuzun nefes almaya ihtiyaç duyduğu andır öğle namazı. Ya Allah Allah. Mesela bakın, bir dalgıç gerek tüple dalsın, gerek tüpsüz dalsın denizin içerisine, suyun altına. Belli bir müddet sonra çıkıp nefes almaya ihtiyaç duyacaktır bu. Neden? Çünkü o su onu boğar. Ara vermezse, nefes almazsa, mola vermezse ölür o adam suyun altında. Elbet tüpü bitecek, elbet tüpsüz dalmışsa da nefesi bitecek. Bak, alemi manada, alemi misalde, rüya aleminde, rüya tabirinde deniz, su, dünyalık işleri, dünyalık meşgaleleri temsil eder. O yüzden dünya bir nevi sudur. Öyle bir dalıyoruz ki sabah işe gittiğimizde dünyaya, öyle bir giriyoruz ki içerisine, eğer öğle namazı vaktinde bir nefeslik ruhumuza, bedenimize mola verdirtemezsek, inanın dünya bizi boğacaktır, yutacaktır, harap edecektir. Ya, o yüzden nefes almaya bizim şiddetle ve ciddiyetle ihtiyacımız var. O nefesi ruhunuza hissettirin öğle namazı ile. Yoksa insanlar çok perişan bir hale geliyor. Ya, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Cenab-ı Rabbül Alemin'in nimetlerinin ortaya çıktığı bir andır öğle namazı vakti. Allah Allah, çok ilginç bir şey bakın. Öğle namazı vakti Cenab-ı Rabbül Alemin'in nimetlerinin ortaya çıktığı, arttığı, ziyadeleştiği bir anmış. Gündüz günün içerisinde çalışıp da öğle namazına gitmemek, o inamat, o nimetlere mazhar olmamak neye benziyor biliyor musunuz? Bir işçinin çalışıp da maaş günü ihtiyaçlarının giderilmesi için veya emeğinin karşılığını elde etmek için maaşını almaya gitmemesine benziyor. Samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir şeyi kim yapar? Çalışmışsın, maaş almaya gitmiyorsun. Gerek yok diyorsun. İstemiyorum diyorsun. İhtiyacım yok diyorsun. Var mı böyle bir baba yiğit? Çıkar mı bir tane? İnsan çalıştığının karşılığını görmek ister. Ve çabasının, gayretinin meyvesini almak ister. Kimse onu terk etmez. Gider, hakkını çatır çatır alır. Madem dünyalık bir emeğin karşılığını vakti geldiğinde gidip maaş olarak, meyve olarak, netice olarak alıyoruz. Peki ahiretin kazancını öğle namazı vaktini terk ederekten niye almaya gitmiyoruz? Niye? Hele bir de böyle kıyas yapın bakın hayatınızın içerisinde namazı terk etmeyi. Bak ne dedi, tekrar okuyorum. Ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Nimetlerin ortaya çıktığı, dağıtıldığı, verildiği bir andır öğle namazı vakti. Bak, ruhun nefes almasını, bedenin nefes almasını bir kenara koyduk şimdi. İş değişti. İş kara döndü. Gelir elde etmeye döndü iş. Farklılaştı boyut. Ya, değişti bak. Öyleyse dünyalık nasıl kazancımızın, çalışmamızın karşılığını almaya gidiyorsak, aynı şekilde de öğleye kadar çalıştığın zaman, öğle namazı vaktinde o nimetlerin taksim edildiği, dağıldığı anda o nimetlerden istifade etmek için maaşını almaya gider gibi gideceksin. Her enfaat için namaz kılınmaz. Bu ayrı bir boyut. Bu farklı bir şey. Ama bir
müşevvik olsun, teşvik olsun diye, aklı ikna edilsin insanın diye şu manalar anlatılıyor burada. Yoksa ibadet sadece Allah rızası için yapılır. Sadece Allah emretti diye yapılır. Karşılık ve menfaat o ibadetten asla ve kata beklenilmez. Cennet bile istenilmez ibadetin karşılığında. Bırakın dünyanın nimetlerini. Ama dediğimiz gibi, yani bir sevk olsun, bir şevk olsun, bir gayret olsun, bir aktarmaya vesile olsun namaza insanları diye, burada bu manaların içerisine bir parça girmeye çalışıyoruz efendim. Evet, bak burası çok önemli ya, çok hoş, çok güzel şurası ya. Bakın, dikkatle dinleyin lütfen, bakın. Ruhu beşer, yani insan ruhu. Bak insan sadece bedenden ibaret değildir. Ruh vardır insanda. Nasıl insanın ruhu bedenini terk ettiği zaman böyle yerde serilip kalıyor, uzanıp kalıyor. Aynı şekilde bir hayvanın da ruhu çıktığı zaman yerde serilip kalıyor. Yani bu ruhun varlığına bir delildir. Mesela uykudayken rüyada göz kapalıyken görüyorsunuz bak rüyada. Ağız kapalı, yemek yiyorsunuz. Odada çıt ses yok, duyuyorsunuz. Duyan kim, yiyen kim? Göz kapalı gören kim? Beden yatakta yatıyor. Koşturan kim? İşte o ruh. O yüzden ruhun varlığıyla ilgili daha önce program gerçekleştirdik. Şimdi ise mevzumuza geri dönüyoruz. Evet, ruhu beşer. Yani insan ruhu. O tazyikten kurtulup, hangi tazyikten, hangi baskıdan? Dünyanın baskısından kurtulup. Dedik ya bakın, beden dünyayı sever, lezzetleri sever ama ruh dünyayı sevmez. Neden? Çünkü ibadet için var edilmiş. Burası için var edilmemiş. Zaten burası onun için bir gurbet. Ne olmuş? İnna lillah ve inna ilaihi raciun. Geliyor ve geri dönecek zaten. Ruh alemi ahirete geri dönecek zaten. Memleketine, vatanı, aslizine geri dönecek. Burada gurbette yani o. O yüzden ruh gurbette, yani dünya onun için bir gurbet olduğu için, bir meşakkat, bir çile olduğu için ruh buradan hoşlanmıyor. O yüzden dünyanın işleri üzerine çullandığı zaman ruh rahatsız oluyor. Bak. O tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, yani istemediği şeylerin yaptırılmasından kenara gelip, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, öğle namazında o manasız ve bekasız dünyevi çalışmalardan çıkmak istiyor ruh. Çıkmak istiyor. Hem namazda ruhun rahatı vardır diyor. Hem namazda ruhun rahatı vardır. Demek ki dünya tazyikatı, dünya çileleri, dünya gafleti, dünyanın ruhun üzerine çullanması ruhu sıkıntıya sokan bir hal dedik. Bakın, ilk defa psikiyatri hastanesi ve psikiyatri hemşireleri yetiştirilmeye 1773 yılında, ülkenin ismini vermek istemiyorum burada, Müslüman olmayan büyük güçlü bir devlette başlanıyor. Bak, güçlü büyük bir devlette başlanıyor. 1770'li yıllarda. Psikiyatrik tedaviler. Neden? Niye? Niçin? Ya bakın. Ruh ibadetle beslendiği için ruh baki alemleri arzu edip hayatın devam etmesini arzuladığı için ve namazda rahatladığı için, çünkü nasıl karnı acıkmış bir insana sofra koysan önüne yemek yediğinde rahatlıyor. Veya çok yorulmuş, bitkin düşmüş bir insana güzel rahat bir yatak verdiğinde orada dinlenip ondan lezzet alıyor, ondan besleniyor, ondan hoşlanıyor. Aynı şekilde de ruhtan, namazdan hoşlanıyor. Namazda sıkılan, bunalan veya namaza gitmeyen nefistir, nefis yani bedendir. Yoksa ruh değildir o sıkılan. Ruhum sıkılıyor diyor adam. Hayır, nefsi sıkılıyor adamın namazda. Hissiyatları sıkılıyor. O kadar körelmiş çünkü. Onun için bakın, o çok dikkatimi çekti.
ibadetsizlik, ahiret inancı olmayış, ruhunun tam zıttı olan şeyler, o insanların, mümin olmayanların. Ruh istiyor, beka istiyor, diyor ki yok beka meka, öldün mü çürüyüp gideceksin diyor. Ruh ibadetle lezzet almak istiyor, ya hiç inanmamış veya geçmiş bir tahta parçasının veya bir parçanın karşısına oradan o ruhu doyurmaya çalışıyor. Ruh aradığını gerçeği bulamadığı için tatmin olmuyor. Hani bugün karnı acıkmış bir çocuğa yalancı emzik verseniz bir müddetliğine susturur onu oyalamaca için. Hakiki açlığını giderir mi o yalancı plastik kauçuk emzik? Elbette gidermez. Şimdi İslam dışı olan insanlar da aynen böyle bir şey. Ruhun gerçekte ibadet açlığı var. Rabbine kulluk yapmak istiyor, ibadet etmek istiyor ama hak yolu bulamadığı için veya tercih etmediği için batıl şeylerle çocuğun karnı açken ağzına yalancı bir sustursun diye geçici emzik verildiği gibi onlar da geçici kendilerine bir formül üretip onu ibadet olarak saymışlar. Bu da ruhu doyurmadığı için, ruhu tatmin etmediği için psikiyatrik, psikolojik hastaneler, tedavi yöntemleri arayışı içerisine ilk onlar girmişler. Hat nasıl ayrılıyor? Ya Allah Allah. Çok acayip bir şey. O yüzden bak çok zor bir şey değil. Sadece öğle namazı vaktinde şöyle bir mola verip, şöyle bir dinlenip, şöyle bir ruhu gıdalandırmak çok zor bir şey olmasa gerektir. Bak dünyada da, ahirette de meyvesi görülecek şeyler bunlar. Bak meyvesi görülecek şeyler ya. Ne kadar güzel bir şey. Niye insan bunu reddeder ki? Nefis bunu reddediyor, şeytan bunu reddediyor. İşte biz de o nefis ve şeytanın bunu reddetmesine fırsat vermeyeceğiz efendim. Evet, devam edelim bakın. Kayyumu baki olan, kayyum demek Cenab-ı Rabbül Alemin'in ayakta tutan, sürekli tutan, devamlılık sağlayan, devam ettiren manalarına gelir. O yüzden dediğimiz gibi bakın, ruh devamlı bir lezzet, devamlı bir hayat istediği için Cenab-ı Rabbül Alemin kayyum ismiyle o beka alemini ayakta tutmuş, beka alemini devam ettirmiş. İşte burada da çok güzel bir şekilde Bediüzzaman Hazretleri tam yerinde Cenab-ı Rabbül Alemin'in bir esmasını kullanmış bakın. Kayyumu baki olan, yani sürekli verecek, devam ettirecek olan sonsuza kadar mün'imi hakikinin dergahına gidip sonsuza kadar seni nimetlendirmeye devam edecek olan hakiki nimetleri veren Cenab-ı Rabbül Alemin'in dergahına gidip el bağlamaktır öğle namazı. Çok güzel. Hani mesela şuna benziyor. Bir işe ihtiyacınız var. Bir iş bulmuşsunuz. Çalışıyorsunuz. Dünyalık ihtiyaçlarınızın giderilmesi için de o işin devam etmesine ihtiyacınız var. O işin devamlı olmasını istiyorsunuz. Ama patron sizi işten çıkaracağını söylemiş. Kulağınıza gelmiş. Duymuşsunuz ki işten çıkarılacaksınız. Ama siz istiyorsunuz ki ihtiyaçlarımı giderme karşılamak için bu iş devam etsin. Ne yaparsınız? Patrona çıkarsınız. Eline böyle bir önde el pençe divan durursunuz. Efendim, her ne hata ve kusur işlemişsek affola. Yanlışımız, kusurumuz varsa onu gidermeye çalışalım. Benim bu işe ihtiyacım var. Benim bu işe devam etmeye ihtiyacım var. Benim borçlarım var, giderlerim var. Ben iş bulamayabilirim. O yüzden ne kusur işlediysem özür dilerim. Ne gerekiyorsa yapalım diyor mu insanlar? Elbette diyor. Veyahut da hatırı sayılır birisini devreye sokuyor. Bir rica etsen beni işten çıkaracaklarmış, çıkarmasınlar, ihtiyacım var. Ya Allah aşkına, dünyalık rızkımızın temin için, işimizin devam etmesi adına iş verenlere el pençe divan durup,
onun devamlılığı için onlara niyazda bulunup, kelam sarf edip, tekliflerde bulunup, şu hali sergiliyoruz da, şu ruhumuzun ihtiyacı olan devamlı nimetlendirilme, nefsimizin ihtiyacı olan devamlı nimetlendirilme ihtiyacımızı karşılayacak olan Cenab-ı Rabbül Alemin'e karşı huzuruna dikilip öğle vaktinde şöyle bir el pençe divan durmak niye bize ağır geliyor? Niye zorumuza gidiyor? O insanı yaratan, o işi yaratan da o. Esas kaynağı, esas merciye bir müracaat et bakalım. Kaybedenlerden mi olacaksın, kazananlardan mı olacaksın? O yüzden dünyalık meselelerde insanların karşısında böyle boynu büküp duruyorsak, nimetin devam etmesi için Rabbimize el pençe divan durup namaz vaktinde, öğle namazında huzuruna dikilmek bize 1000 derece lazım. Ve 1000 derece bunu yapmaya ihtiyacımız var. Ve 1000 derece namaz insanın en büyük bir şerefidir manasına ulaşmamız gerekiyor. Ya aciz bir kulun karşısında el pençe divan durun demiyoruz. Kainatın sahibi, hakiki sultan olan Cenab-ı Rabbül Alemin'in karşısında el pençe divan durun diyoruz. Çok ağır bir teklif değil bu. Çok zor bir teklif değil bu. Nefsimizin, gururumuzun hatrı için niye namazı terk edeceğiz? Hani olur ya mesela, tarla satsınlar, aç kalır, işsiz kalırım, gene çıkmam o patronun karşısına deyip, gurur yapıp, her şeyi şöyle elinin tersiyle iterek çıkıp gidenler var ya, gurur yüzünden. Halbuki belki rica etse işi devam edecek. Özür dilese işe devam edecek. İş aramak zorunda kalmayacak. Devamlılığı olacak işçinin, çalıştığı şeyin, kazancının. O gurur var ya, o gurur. Ne yaptırıyor adamı? Her şeyi terk ettiriyor. Nefsin gururu da, nefsin firavuniyet damarı da işte öğle namazı vakti ve diğer namaz vakitlerinde insana aynı bu şeyi yaptırtıyor. Gurur şeytandandır. Şeytan gururu yüzünden, kibiri yüzünden cehennemlik oldu. Ya, Cenab-ı Rabbül Alemin'e meydan okudu şeytan. Sırf gururu yüzünden. O yüzden gurur çok tehlikelidir. Gurur yerinde kullanılmalıdır. İslam'ın müdafası için kullanırsın gurur. Gururu terk edin demiyoruz. Duygulara istikametli ve doğru yön verin diyoruz. Mesela çocuk elindeki oyuncağı arkadaşına vuruyor pat diye. Yani bu çocuk veya gidip ısırıyor. Seni ısırıyor. Kardeşini ısırıyor. Şimdi bakın bu çocukta kızma duygusu var. Bu çocuk kızma duygusunu nasıl ifade edeceğini bilemediği için, daha hayat öğrenmediği için en kolayına gelen, ilk aklına gelen şekilde ifade ediyor. Ya vuruyor ya ısırıyor mesela. Yani bu çocuğun duygusuna yön verilebilir. Isırmadan da, bir şeyi vurmadan da kızdığını ifade edebileceği bu çocuğa öğretilir. Yani insan duygularını kontrol edebilir, doğru kullanmayı öğrenebilir. Biz de gurur duygumuzu doğru kullanmayı, yerinde kullanmayı ve istikametli kullanmayı ve ondan istifade etmeyi öğrenebiliriz. Bu bizim elimizde olan bir şey. Bunu yapabiliriz biz. Ve yapacağız inşallah. Gururu yanlış yerde kullanmayacağız. Gururu nefsimizin eline verip de bizi o kamçılasın diye ona fırsat vermeyeceğiz. Yok, buna müsaade yok. Bunu beraber aşacağız. Müminler olarak, omuz omuza, kardeşane, dirsek teması halinde harika bir surette aşacağız inşallah. Rabbim nasip etsin. Yekün nimetlerine, bütün Cenab-ı Rabbül Alemin'in nimetlerine ve hamd edip ve istian etmek, ondan yardım istemek ve celal büyüklüğüne ve azametine karşı rükû ile şöyle eğilerekten acizini izhar etmek. Ya Rab ben acizim. Sen bana ihsan etmezsen ben bir hiçim deyip
öğle namazı vaktinde şöyle bir rükûya eğilmek ve kemali bir zevaline ve cemali bir misaline karşı secde edip Rabbimizin mükemmelliğine ve ihsanlarına ve ya Rab sen bunu lütuflarla beni lütuflandırdın deyip şöyle bir öğle namazı vaktinde huzurunda secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insanlara ben ne diyeyim diyor. Ya ne kadar hoş, ne kadar rahat, ne kadar bereketli, ne kadar huzur verdiğini anlamayan insanlara ne diyelim artık? Denesinler, uygulasınlar, görsünler. Başka ne diyelim? Ne diyebiliriz ki? İkazdan, kelamdan, yardım etmekten başka daha ne yapabiliriz ki? Dua etmekten başka daha ne yapabiliriz ki? Ne gelir elimizden? Rabbim inşallah namaz kılmayan, kılamayan mümin kardeşlerimize de 5 vakit namazıyla hayatın içerisini en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Rabbim namaz şuurundan ve kulluk ve ubudiyet manasından bizleri uzaklaştırmasın. Rabbim inşallah en kamil mümin olabilmeyi şu kısacık dünya hayatının içerisinde bizlere nasip etsin. Demek ki günün ortası yani öğle namazı vakti, öğle namazının kılınmasının dünyalık bu kadar meyveleri varsa ki burada kısa bir süre içerisinde ancak bu kadarını sığdırabildik. Ahirette ne kadar çok meyveleri olur hayal bile edemeyiz. Rabbim ahiretteki meyvelerinden de oraya gidince istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah değerli izleyicilerimiz. Evet bize ayrılan sürenin maalesef yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatte güzel manalar eşliğinde buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.